Şimdi üniversitenin kapısından girerken bir yerde bir oda vereceklerse bana, üzerine yazıyorlar Profesör Doktor Nurullah Genç diye, işletme profesörü, yönetim organizasyon. Bir belediye beni programa çağırdığında işte bir afiş hazırlayacaksa altına şair ve yazar diye yazıyor. İşte Bilardo Federasyonu'ndan arıyorlar, ya hocam diyorlar gel Türkiye Cumhuriyet Bilardo Federasyonu olarak şampiyonayı başlatacağız bu sene, işte Batman'a gitmiştim. Orada da takdim ederken şair, yazar, akademisyen ama bilardo sporcusu falan diye takdim ediyorlar. Lisanslı bilardo oyuncusuyum. Fotoğrafla ilgili bir organizasyona çağrıldığımda, işte uluslararası ödülleri olan, uluslararası fotoğraf sanatçısı unvanına sahip, Türkiye'de ve yurt dışında pek çok sergide fotoğraflar yer almış fotoğraf sanatçısı falan diye takdim ediyorlar. Bunların her birisinin arka planında da mutlaka eğitim vardır. Şu anda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası meclis üyeliği yapıyorum. Merkez Bankası'nın stratejik kararlarını alan 7 üyeden birisiyim başkan dahil. Okul hayatım hakikaten yani dillere destan olacak bir şeydir. Yani benim babam rahmetli rüyasında görüyor. Bir pirifani adam. Bir oğlun olacak okut diye. Rüyadan uyanıyor, anneme söylüyor. Annem daha henüz hamile değil. Allah Allah diyor. Yani biz oğlumuz mu olacak bizim inşallah filan diye. Arkadaşlarına söylüyor köyde. Diyorlar ki aç tavuk rüyasında darı görür. Sen de oğlan çocuğu görmüşsün. Dünyaya geliyorum ben. Babam duyduktan sonra arkadaşlarına gidip diyor ki siz beni diyor hafife aldınız, istihza ettiniz ama onu söyleyen ben değildim, rüyamdaki adam söyledi. Demek ki sahih bir rüyaymış ve o adam bana okut demişti, ben şimdi Nurullah'ı okutacağım. Elimden ne gelirse yapacağım onun için. Babam rahmetli odanın dışında da dizinin dibine oturtur, yeni yazıyla bilgiler verirdi bana, kitap okuturdu. Neden yapıyor bunları? Çünkü okutacak ya ama köyde okul yok. Şöyle düşünüyor adam, yani burada okul yok, 7 yaşında, 8 yaşında başlatamadık, yaşı geçiyor. İleride bir yerde başlarsa geride kalmış olmasın ve hazırlıyor beni. Bu böyle bir sancı gibi babamın dünyasında dönüp durdu. Zaman zaman anneme de söylerdi, seslendirirdi. Ya bu çocuğu nasıl okutacağız? Adam bize okut dedi de hani köyde okul yok, götürebileceğim bir yer yok. En yakın köy 5 kilometre işte bir Ardı diye bir köy. Yani orada var akrabalar ama hani nasıl götüreyim falan diye böyle endişe ederdi. Parasız yatılı imtihanlarına girmiştim. Erzurum'da babam beni İmam Hatip'te okutacak. Parasız yatılıya gireyim diye çalışıyordum. Tabii liseden bahsediyorum. Ciddi de çalıştım parasız yatılıya. Sonuç gelmedi. Ya bir belge falan ulaşmadı. Ben kazanamadım diye düşündüm. Üzüldüm. Çünkü babam demişti ki eğer parasız yatılıyı kazanamazsan ağırda 12 tane koyun var. Onunu satar seni götürürüm paralı yatılıya yazdırırım. Erzurum İmam Hatip'te okursun. Ben tabii üzülüyorum. Parasız yatılıyı kazanamadım. Sonra zorlanıyorum. Acaba gece fırında çalıştım ondan mı oldu? Dedikodu başladı dönmeye. Fırında çalışmış yatılıyı kazanamamış. Bir taraftan onu duyuyorum, üzülüyorum. Yani o yaz böyle bir sıkıntılı geçti. Fırında falan çalışıyorum. Köye çok gitmedim. Bir hafta 10 gün kaldım döndüm tekrar. O sıkıntıyı yansıtmayayım diye. Babam anladı rahmetli. Dedi ki oğlum dedi her şeyde bir hayır var. Sen çalıştın. Okul birincisi olanın yatılıyı kazanamaması ne demek? Demek ki bir hayır var bunda. Ben dedi 10 koyunu satar seni götürürüm hiç rahat ol dedi. Sonrasına bak imtihan hakkı varsa girer kazanırsın yine. Kazanamasan da ben 4 yıl dedi 10'ar tane koyun her yıl kazanırım götürürüm seni paralı yatılıya. Rahat ol dedi. Babam yani çok mübarek bir adamdı. Tamam dedim güzün geldi 10 koyunu sattı. Gittik Erzurum'a. Paralı yatılı kısmına gittik İmam Hatip'in. Veznedar'a kaydı yaptırdı, parayı teslim etti. Bak dedi 9 koyun parası da yatırdık dedi hepsini filan. Bir koyunu harçlık etmiş kendisine bana. 9 koyun deyince veznedar dedi ki abi 9 koyun mu sattın? 10 koyun sattım dedi. Birini harçlık yaptım öbürünü buraya. Borcum kaldı mı? Yok dedi. Hepsi kapandı abi. Yani bir yıllık bütün ücreti kapattı. Bıraktı gitti beni. Ben 2 ay kaldım orada. Camdan dışarı bakıyorum, üzülüyorum, canım yanıyor. Ben niye kazanamadım? Babamın koyunları gitti. Sadece koyun meselesi değil ki. Evin bütün süt ihtiyacı, yoğurt ihtiyacı, peynir ihtiyacı ve kardeşlerim. Biz 11 nüfusluk. Yani anne baba 9 kardeş. Ben İmam Hatip 1'e başladığımda
6 kardeş yani 3 tanesi daha sonradan dünyaya geldi. 6 kardeşiz. Babam nasıl yapacak? Yani her yıl 10 koyunu nasıl alacak filan diye üzülüyorum böyle. 2 ay geçmişti bir gün İmam Hatip'te yürürken Necati Hoca beni gördü. Nurullah dedi sen neden parası yatılda kalmıyorsun dedi. Paralı yatılıya gidiyorsun. Hocam kazanamadım dedi. Ya olur mu dedi listede senin adın var dedi. Niye kayıt yaptırmadın? Hocam benim haberim yok dedim. Böyle bir şimşek çaktı. Aldı beni yukarıya götürdü. Ben meğer kazanmışım. Belge gelmemiş bana. Kaderi ilahi. Belge gelmemiş. Hocam dedim benim haberim yok. Dedi ki talihin var. Şeyi uzattık kayıtları. Hemen babana haber gönder. Baban gelsin. Çünkü veli gelmeden olmuyor. Ben köye ulaşana kadar babama haber gönderene kadar 15 gün geçti. Babam 15 gün sonra ancak geldi. Korktum kayıtlar bitti diye. Gitti İnecat Hoca'nın yanına. Dedi ki rahat olun uzattık dedi. Bir 15 gün daha uzattık. Kaydımı yaptırdık parasız yatılıya. Paralı yatıldan ayrılacağız. Babam parayı alacak işte kalan parayı. Adam dedi ki abi ne oldu? Dedi ki vallahi kazanmış aslında da biz dedi. Belge gelmediği için. Abi ne güzel dedi koyunları kurtardınız. Kaç koyun kaldı dedi. 7 koyun ikisi gitmiş. Abi dedi al böyle tomarla para. Babam o anda ona bir şey sordu. Dedi ki burada dedi taksidini ödeyemeyen çocuklar var mı? Tam şaşırdı. Hayırdır abi dedi. Ya dedi ben zaten bu paradan vazgeçmiştim dedi. Ben zaten her yıl dedi 10 tane koyun getirecektim. Allah beni gelecek 30 yıl koyundan kurtardı. Bir de bu dedi öyle basit bir şey değil ki yani. Niye gelmedi ki o belge? Biz neden sattık o 10 koyunu? Buraya getirmemizin bir anlamı var. Demek ki burada taksidini ödeyemeyen çocuklar var. Harçlığı olmayan çocuklar var. Abi bu çok para dedi. Ya çok nedir ki dedi. Çok dediğin Allah'ın hazinesinin yanında çok mu? Sen dedi bu parayı sana emanet olarak bırakıyorum. Beni aldı bir üzüntü. Tam koyunları kurtardım derken koyunlar bir daha gitti. Abi dedi nasıl yani? Dedi ki sana emanet olarak bırakıyorum. Adil bir şekilde taksitlerini ödeyemeyen çocuklara ve harçlık ihtiyacı olanlara dağıt. Adam bir heyecanlandı. Kalktı geldi babama sarıldı. Abi dedi çok para ben dedi bunu dağıtırım. Emin misin? Babam dedi ki ya eminim tabii ki. Ben bıraktım vazgeçtim bu paradan dedi. Ahırında 2 koyun kalmış adam söylüyor bana. Ben dedi hepsini zaten vermiştim dedi yani. Sen dağıt. Çıktık. Adam teşekkür etti, helalleşti babam onunla. İmam Hatip'e doğru yürüyoruz. Benim halimden anladı babam. Dedi ki oğlum dedi bak dedi. Ben dedi zaten her yıl 10 koyun getirecektim. 30 koyun verdi bize Allah. Bu 10 koyunu da ben gider kazanırım, getiririm dedi. Sen dedi üzülme dedi. Baba ben ona değil hani benim yüzümden gitmişti filan dedim. Dedi ki senin yüzünden Allah bize dedi senin vasıtanla iyilik yapma imkanı verdi. Sen dedi kazanamadığın için bak dedi o koyunları biz dedi getirdik burada ihtiyaçlı çocuklara dedi. Ben böyle bir ferahladım, rahatladım. Açlık verdi, bıraktı beni, döndü. İmam Hatip'te parasız yatılı yıllarım öyle başladı. Aradan bir süre geçti. Geliyorum mesela akşamlara, giriyorum parasız yatılıya. Ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Bakıyorum bütün ayakkabılar kirli. Öğretmenlerin ayakkabıları kirli. Öğrencilerin ayakkabıları kirli. Ya burada bir boyacı yok ya. Burada bir boyacı olsa ne iyi olur filan diye düşündüm. Şimdi herkes gidiyor dışarıda şehirde boyatıp geliyor. Gittim parasız yatılım müdürüne dedim ki hocam dedim ben boya sandığı alsam akşamlar burada boyacılık yapabilir miyim? Dedi ki ya dedi derslerim var oğlum dedi sen ne? Ben dedim yaparım hocam dedim. Ben hep çalışarak okudum. Müdür beye sorum. Müdür bey de demiş ki öyle çalışkan demiş hem boyacılık yapmamı okuyacak çocuk varsa verin yapsın. Ben hemen gittim bir boya sandığı yaptırdım. Yerini buldum Erzurum'da. Boya sandığını getirdim. Orada bir köşeye koydum. Başladım akşamlar ayakkabı boyamaya. O kadar çok ayakkabı geliyor ki. Çünkü boyacı yok. 500'ün üzerinde insan kalıyor orada. Allah her akşam ayakkabı boyuyorum. Para kazanmaya başladım. Parayı nereye saklayacağımı bile bilemiyorum. Öğretmenlerimizden birinin yanına gittim. Parası yatıldı. Hocam dedim ben para kazanıyorum koyacak yeri yok. Oğlum bana getir dedi. 1, 2, 3 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ben ona durmadan o paraları götürdüm, teslim ettim, boyacılık yaptım. Ya 4. sınıfta bitti. Belgeleri aldık, İmam Hatip'i bitirdim. Hocamın yanına gittim, dedim ki hocam ben ayrılıyorum. Nereye gidiyorsun ya dedi, dur dedi senin hazineni getireyim ben. Gitti daha sonra geldi böyle bir torba dolusu para böyle. Defteri bir açtı, gün gün hepsini yazmış. 4 yıl. Her gün yazmış yani, bir insan bu kadar güzel olur ya. Yazmış yani işte falanca gün boya parası. Dedi ki Nurullahçım dedi hakikaten dedi bir hazine dedi. Hem imamatı birinci bitir. Birincilikle bitir. Hem de bir hazine kazan. Ne yapacaksın oğlum bu parayı dedi.
Dedim ki hocam dedim bir 10 koyun var da babamın ahırından çıkardı onu alacağım. Nasıl yani dedi. Anlattım. Gözlerinden böyle yaş aktı. Oğlum dedi sen 4 yıldır bunun için mi mücadele et? Dedim ki ben çok üzülmüştüm. Kardeşlerimin peynir, süt, yoğurt kaynakları gitti diye benim yüzümde. Adam böyle bir duygulandı, gözleri yaşlandı, sarıldı bana. Dedi ki oğlum 10 koyundan fazla alır, ne yapacaksın dedi bu paranı. Dedim ki hediye alacağım. Ne hediyesi alacaksın? Yanımda kaldığım insanlar var dedim. Halam var, teyzem var, amcam var, köyde kardeşlerim var. Hasretimi çeken insanlar var. Bana çok çok iyi bakmış akrabalarım var okul hayatı. Onlara da dedim hediyeler alacağım. Neyse vedalaştık ayrıldım. Orasına gittim. Bütün aileye, herkese, amcama, köye, teyzeme, oraya buraya hediyeler falan aldım. Behçet'i aldım yanıma şimdi Mersin'de. Behçet'le beraber 15 kilometre koyunları sürerek köye götürdük. 10 tane koyun. Babam rahmetli duvarın dibinde oturuyor. Biz tam eve doğru koyunlarla beraber giderken Behçet de yanımda sürüyü gördü. 10 koyunluk bir sürü geliyor. Behçet dedi hayırdır dedi yaylalara mı getirdin koyunları? Bizim köyde dağlık olduğu için yaylaya sürüler getirirlerdi. Zannetti ki Behçet koyun getirdi. O da dedi ki ya Seyfullah amca dedi vallahi benim alakam yok. Bu Nurullah dedi neyse 10 koyun dedi getirdi dedi. Bu ahırdan 10 koyun çıkarmışsınız dedi okula giderken filan. Babam böyle bir dondu kaldı, baktı. Ayağa kalktı, geldi, sarıldı. Duygulandı, gözleri böyle bir yaşlandı. Dedi ki bana, işte ne güzel adam, asıl kahraman o. Oğlum dedi, 1000 tane koyunum olsaydı, hepsini satmam gerekseydi, hepsini satacaktım seni okutmak için. İstersen hiçbirini geri getirmeseydin. Yani sen zaten okuyorsun, derece alıyorsun, okulunu birincilikle bitiriyorsun, zaten gerekeni yapıyorsun. Bu nereden çıktı? Dedim vallahi baba dedim. Mesleğim var ya boyacılık dedim. 4 sene dedim İmam Hatip'te boyacılık yaptım dedim. Bunlar da dedim aldım getirdim. Tabii o gün anlatmak kolay değil yani söyleyeyim şimdi doğrusu. Annem, kız kardeşlerim, erkek kardeşlerim ikide bir ahıra iniyorlar, koyunlara bakıyorlar. Yani abim okumamış, koyun kazanmış filan diyorlar. Öbürü bir şey söylüyor. Bir garip gündü. Tabii yanlarında kaldığım, okul hayatımda bana destek olan ailelere, teyzem, amcam, halam, onlara karşı yani çok hakikaten bir minnet duygum, bir onlarla beraber olma arzum vardı. Ya bir sıkıntı olursa yanlarında olayım çünkü kol kanat gerdiler. Yani okulun olmadığı bir zamanda kol kanat gerdiler. Öyle bir duygum vardı. Bir gün Horasan'a gittim. Dediler ki Rayla Alan hastaladı, ameliyat oldu. Ne ameliyatı? Kanserden ameliyat oldu dediler. Doktorlar açtı kapattı. Yapacak bir şey yok diye. Çok üzüldüm. Yani halam sapasağlamdı. Zayıf. Yani hakikaten çok zayıf da bir vücut yapısı vardır. Ya dedim halama ne oldu? Neyse babamla beraber ziyaretine gittik. Öyle yatıyor. Şimdi aynı ailede yetiştiği için onda dudakları kıpırdıyor sürekli. Zikrederdi ya da şiir okurdu. Elini öptüm. Halacım geçmiş olsun. Sağ ol dedi Nurla. Hoş geldin Nurlaçım. Sonra enişteme dedim ki ya dedim halamı ben dedim bir götüreyim. İznin olursa beraber bir doktora götürelim. Eniştem dedi ki ya dedi doktorlar yapacak bir şey yok dedi ama götürmesek de diyecek beni başka bir yere götürmediler. Getirdiler evde bıraktılar. İyi olur dedi Nurullah. Ama dedi durumumu da biliyorsun dedi. O zamanlar da bir kardeşinden dolayı iflas etmiş. Tarlalarına filan aciz gelmiş yani bir gücü de yok. Dedim ki Hüsamettin abi sen dedim ona ya o kadar cömert bir adam ki. Yani parayla burada işi olmaz. Dedim sen o tarafını düşünme. Biz aileyiz yani. Onlar hallederiz biz dedim. Yani doktorlar var, tanıdık hastane var, tanıdık hastaneli arkadaşlarımız çok. Omuz veririz dedim. Tamam dedi. Gittim yanına hala dedim seni Erzurum'a götüreceğiz muayene için. Bilmem ki dedi sadece. İnsan yani sonuçta hani iyileşme arzusunda çünkü. Yaşı genç. Biz aldık Erzurum'a götürdük. Salim Başol Tekin diye benim doktor arkadaşım var. Salim'e götürdüm önce. Salim'e durumu anlattım. Dedim ki Salim, ya annem neyse öyle bil hatta daha ileride bil. Çünkü 2 sene yanında kaldım bu kadın. Bana dürüm yedirmeden, benim karnımı doyurmadan çocuklarına bakmazdı. Yani bir şey yapalım. Salim duygulandı. Dedi tamam Dursun Hoca'ya götürelim. Dursun Akdemir. Profesör doktor Dursun Akdemir. Dursun Hoca baktı, muayene etti. Dedi ki beslememiz gerekiyor. Çok zayıf çünkü. 1 ay, 1,5 ay hatta 45 gün falan en az beslememiz gerekiyor ki toparlasın. Ameliyat edebileceğimiz noktaya gelsin. Karar sizin. Ondan sonra da dedi ameliyat başarılı olursa 2-3 ay ya yaşar ya yaşamaz dedi yani. Durduk. Eniştem bana baktı. Ben ona dedim ki besleyin.
Biz elimizden geleni yapalım, ameliyat. Ondan sonra Allah'ın takdiri. Bizi aşıyor mesela. 45 gün beslediler. Süre bitti. Yalnız bir taraftan da ailemden, amcam falan var. Kızıyorlar bana. Bu kadın ameliyat tahtasında kalırsa ne olacak? Sorumlusu sensin. Babam onlara kızıyor. Ya bir şey yapmaya çalışıyor çocuk falan diye. Onlar da şöyle yani madem yapacak bir şey yok yani çocuklarının yanında vefat etsin. Yani sen niye bunu götürdün ameliyat masasında perişan edeceksin diye. Ama bu bizim elimizde değil ki biz takdire bakarız. Takdir Allah'ındır. Biz vazifemizi yaparız. Ameliyat günü geldi. 70-80 kişi toplanmış iki aileden. Babam, eniştem, amcalarım. Sabah 8.30'da ameliyatı aldılar. 11.5 saat sürdü. Hiç unutmam. Dursun Hoca elinde bir torbayla çıktı. Ayaküstü bize şu bilgiyi verdi. Ben hayatımda dedi böyle bir ameliyata girmemiştim. İki defa duş aldım. 2.5 kilo tümör çıkardım. Oraya bir meç yama koydum kapattım dedi yani. Çıkarabileceğim kadarını çıkardım dedi. Eğer ayağa kalkarsa 1-1.5 ay yaşar dedi. Ameliyattan sonra. Ameliyat esnasında da yine rahmetli amcam bana kızıyor. Senin yüzünden burada tahtada kalacak. Babam ona kızıyor. Bana yine sitem edenler. Ya neye getirdin buraya bu kadını filan diye. Ben de bir mahcubum. Dua ediyorum içimden Allah'ım sen beni mahcup etme. Ben iyi niyetle getirdim buraya. Bana kızıyorlar ediyorlar filan. Halam ameliyattan sonra 15 gün sonra ayağa kalktı. Taburcu oldu. Orasına götürdük. Sağ tarafından ya da sol tarafından neyse bir yara açıldı. Fistül diyorlar o. Başladı oradan irin akmaya. Durmadan irin akıyor orada. Salim'e götürdük. Salim dedi ki, hocam dedi, aksın dedi bu dedi. Temizliyor içeri. 5 yıl oradan irin aktı. 6 ay sonra Dursun Hoca ayrılmıştı, Erzurum'dan ayrıldı. Dursun Hoca'ya götüremedik. Salim baktı, diğer hocalar baktılar kontrollerine. Dünyadaki 151. vakam ne 6 ayı bulan? Böyle bir ameliyattan sonra dedi. 1 yılı bulan herhalde yoktu zaten. 1 yıl geçti, 2 yıl geçti. 5 yıl sonra o fistül kapandı. Salim dedi ki, Allahu alem dedi, hocam dedi, ya dedi, tümör büyüyor oradan akıyor, büyüyor sanki oradan akıyor gibi dedi ya. Eniştem felç geçirdi, halam ona baktı 8 sene. Kocasına yani. Ameliyattan 2 gün önce de bir rüya görmüştü eniştem. Ya bu halan yaşayacak herhalde beni de öldürecek filan dedi. Niye dedi Hüsamettin abi? Yanlarında da kalmışım ya böyle çok ailem benim çünkü. Dedi ki rüyamda dedi bir at vardı dedi elimde. O atı eşkıyalar almaya çalışıyor. O arada kayınpederim geldi yani benim dedem Sibirya gazisi olan. Dedi ki Bekir Ağa geldi atı aldı onların elinden. Dedi ki senin adından bu atı kimse alamaz. Onları kovdu gitti atı bana teslim etti gitti. Korkma dedi senden bu atı kimse alamaz. Ya dedi herhalde halan iyileşecek mi ne dedi. Beni de öldürecek bu kadın filan. Espri yaptı sabah kahvaltısında. Halam felç geçirdikten sonra 8 sene ona baktı. O niye bunu getirdin ameliyat tahtasında kalır diyen amcam ayaklarından dolayı yatalak oldu. Zaman zaman onu ziyarete gidiyordu. Onun yanında duruyordu. Halam 27 yıl sonra kalp krizinden öldü. Yani hiç kanserden falan da ölmedi yani. Ya hayat ve memat Allah'ın elindedir. Kimse kimseye eceli gelmeden öldüremez. Biz vazifemizi yapmak zorundayız. Yorum bize ait değil. Sağlıkla ya da başka. Biz vazifemizi yapacağız. Takdir ve yorum Allah'ın. Yani Allah onu uzatır, kısaltır. Onun bileceği iş. Hayalhanem'i daha önce duymuş muydunuz? Duymuştum. Sonradan takip ettim, abone oldum yani. Hayalhanem'den böyle bir teklif gelince ben duyduğum için de olur dedim. Bunun dışındakileri Omuzlarımda Dünya kitabından okuyabilirsiniz. Bu hatıralar da oradadır diye söyleyelim.